BTC ve piyasa genelini değerlendireceğiz. ETF onayının ardından Bitcoin düştü, kar satışım başladı diyor. Ve bunun üstüne konuşacağız. Bir kere tabii BTC fiyatlarındaki ya da kripto paraların genelindeki düşüşler için burada tek bir sebep yok. Aslında tek bir noktaya bağlarsak Gary Gensler'ın mevcut süreçte ya tam da şu anda böyle önemli bir zaman diliminden geçerken yapmış olduğu açıklamalar ve söylemler diye ifade edebiliriz. Öncesinde de belirttiğimiz gibi Gary Gensler kendisi onay verdiği ETF'leri, daha doğrusu SEC diyelim, onay verdi. Onay verdikten sonra da tabii asla rahat durmadı ve bunu da kendi güruğundan aslında bayağı bir eleştiri geldiği için yaptı. Yani kendini kendi güruğu tarafından temize çıkarabilmek amacıyla yaptı ve bugün karşımızda olduğu şekilde gördüğünüz gibi belirmeye devam ediyor. Ve nasıl diyeyim size? Manipülasyon, yani bunun başka bir adı yok. Bildiğiniz manipülasyon. Bu kadar. Ve piyasayı manipüle ediyor Gary Gensler şu an. Yapacak bir şey yok. Burada haberler verilirken, işte üstüne olumsuz söylemlerde bulunulurken, aynı zamanda bir takım hareketler yatırımcının gözüne batıyor ve telaşa aynı şekilde Food Haber'e sebebiyet veriyor. Böyle de işin böyle de çok büyük bir etkisi var. Şimdi Gary Gensler dedi ki örneğin, örneğin değil zaten dedi yani. Bunu onaylamış olmamız diyor. Diğer altcoin'leri onaylayacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi lan ne gerek var bunu söylemene? Diğer altcoin'leri onaylayacağımız anlamına geldi. İyi, aferin sana yani. Bravo. Ve haricinde benzer, çok farklı benzer açıklamaları var. Neredeyse 6-7 kere zaten adam bu konuyla alakalı konuşuyor. Neredeyse 6-7 kere. Hiçbirinde zaten ağzını hayra açmadı. Ve bugüne kadar da gelindi bu şekilde. Bunun üstüne Grayscale tarafından fon çıkışlarının yaşanmış olması örneğin. Bu yine yatırımcıların durumunu biraz bozdu. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman hem Gensler'in yapmış olduğu olumsuz açıklamalar, bunun peşine ihracatçılar tarafından varlıkların gönderilmesi ki bu normal. Ama böyle süreçte olunca işte Food Haber'e sebebiyet veriyor. Bütün bunlar üst üste geldi ve satışlara sebep oldu. Tabii BTC tarafında hala bir çökme bitme durumu söz konusu değil. Ama yükseliş trendinin şu anda sürmediği ve zora girdiği bir dönem yaratılmış oldu aslında. Durum bu şekildedir. Bitcoin fiyatı diyor 11 Ocak ve 12 Ocak tarihleri arasında %6-8 oranında düşerek analistlerin spot Bitcoin borsa yatırım fonunun onaylanmasından kar satışının gerçekleşeceği yönündeki teorilerini doğruladı. Arkadaş bak ben şunu soruyorum. ETF'ler onaylandıktan sonra o zaman birkaç gün içinde fiyat niye bu pozisyon 49 bin liraya kadar çıktı? Sana diyorum ki bak buradaki yazan şey gerçekten çok ağır konuşacağım yani artık. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama ETF'ler kabul edildi. Bak dinle. ETF'ler kabul edildi mi? Sonrasında ortada hiçbir şey yokken fiyatlar, yani kabul edilmesi dışında tabii ki, ortada bir şey yokken fiyatlar patır kütür artmaya başladı. Sonra Gary Gensler bir açıklama yaptı. Fiyat bir anda düştü. Yani aniden fiyat çakıldı. Doğru. Şimdi bu şekilde bir süreçle muhatap olduk. Şimdi ben buradan nereye geliyorum? ETF olaylandıktan sonra herhangi bir direkt açıklama olmaksızın fiyatlar artışa başlıyor. Ne zaman ki Gary Gensler açıklamalarda bulunuyor, BTC'nin fiyatı düşüyor. Ki yaptığı açıklamalarda bir tanesi de diyor ki BTC işte risklidir, onaylamıyoruz. İşte onayladık ama bu sizin almanız gerektiği anlamına gelmiyor, önermeyiz. Ötekinde diyor ki altcoin'lerinkini onaylamayacağız. Ötekinde diyor ki altcoin'lerin neredeyse tamamı bir menkul kıymettir falan. Yani bir tanesinde diyor ki
Biz bunu onayladık ama bu aslında iyi bir şey değil. Bu BTC'nin merkeziyetsiz yapısına aykırı. Ki bunu da Ripple'ın baş hukuk sorumlusu olan Dangalak söyledi ilk önce. O da onun söylediğini tekrar etti. Birisi dese ki lan ne alaka al diyecek. Bu adam söyledi falan şeklinde söyleyecek. Yani bu tarz olaylar oldu ve bunlar devam ettikçe sürekli BTC tarafındaki güçlükleri gördük. Tabii İratçıların yapmış olduğu hareketler de dediğim gibi şey yaptı. Şimdi bu ETF'ler diyor geldikten sonra fiyatların düşeceği noktası. Yani ETF geldi diye fiyat düşmedi. ETF gelince fiyat yükseldi. Gary Gensler piyasa üzerinde manipülasyon yaptı diye fiyat düştü. Yani tutup da kimse şunu değerlendirmez. Adı üstünde bu. Adı üstünde spekülasyon ve manipülasyon. Tutup kim şunu diyecek? Yahu haberiniz olsun geldikten sonra Gary Gensler de işte böyle böyle söyleyebilir. Bu da BTC fiyatını düşürebilir yani söyleyeyim falan. Yani kim diyecek böyle bir lafı? Bu değerlendirilecek bir şey değil. Kaldı ki mantıklı da değil. Böyle bir durum oldu mu? Evet oldu. Böyle manipülasyon olduğunda ciddi piyasada spekülatif bu tarz olaylar yaşandığı zaman şunu söyleyebiliyoruz sadece. Piyasada bu bir şekilde telafi edilir. Yani ister er ister geç bir şekilde telafi edilir. O yüzden çok fazla da takılmamak lazım. Ama buradaki söylem işte ETF gelince piyasa düşecek. Lan arkadaş aynı haber siteleri bak ha bunlar işte. Bak Cointelegraph. Aynen öyle. Daha birkaç gün önceki haberiniz duruyor. Bitcoin 49 bine çıktığı zaman Bitcoin 49 bine çıktığında İki tane videoda benzer söyleminize denk geldik. Bak, videoda duruyor, haber de duruyordur kesin. Evet, şey yazmıyor muydu işte ETF geldikten sonra fiyatlar beklendiği gibi fırladı yok bilmem lan ne oldu? Hani o mu doğru bu mu doğru? Merakla beklenen bu olay 11 Ocak'taki ilk işlemlere kadar geçen 90 gün içinde %75'lik bir halinin ardından gerçekleşti. Bu durum heyecan eksikliğini ve sonrasında 43 bin pozisyonlarına düzeltmeye açıklıyor. Evet, her neyse. BTC tarafında zayıflık sürüyor. Yani muhtemelen 40,5'lara kadar bile ilerleyen vakitlerde çekilebilir. Şu anda Mart'a kadar piyasanın zafiyetleri sürecektir zaten. Tutup da durumu tersine kolay kolay çevireceğini zannetmiyorum ben 1-1,5 ay boyunca. Çünkü net bir katalizör olmamakla birlikte korkunç derecede diyebileceğimiz bir sürece adım atmak üzereyiz. Fed'in faiz indirimleri öncesinde bir dinlenme gerekli bence. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.